Nedir bakalım? Tavşan kanı gibi olmuş Allah'ıma. Vay vay vay. Ziyade olsun. Afiyet olsun ağam. Ellerine sağlık. Aa. Ha Asiye. Şu nikah gününü diyorum. Ne zaman alacaksın? Yani ne zaman atacağız o güzel imzayı? Bugün hallederiz Asiye. Öyle meraklanma. Kafana takmasan böyle şeylere. Hallederiz. İyi. Çünkü biliyorsun çok işimiz var dur. Her şey sırasıyla hallolur Asiye'm. Ya dert etme. Aa. Ya biliyor musun ha benim böyle içim içime sığmay. Böyle yüreğim pırpır ediyor. Şirin bile bu kadar heyecan yapmadıydı canım Asiye'm. Sen de yapma. Ama Şirin daha kaç yaşında kızdır? Ya ben bugünü kaç yıldır bekliyorum. Bırak daha o kadar tadını çıkarayım. Senin de hakkın var be Asiye. Ben bilseydim ötekilerinin bu kadar hain olduğunu... ...bu nikahı kıymak için bu kadar bekler miydim ki ne? Sen işini ferah tut. Her şeyi bir güzel halledeceğiz. İnşallah. Ağam, ha o zaman ben böyle anamlara, amcamlara, ha bizimkilere falan haber edeyim de hemencecik gelsinler. He, söyle gelsinler. Dur ana dur. Kimseye haber falan verme. Neden anneciğim? Aa, anneanneciğin ha dünya gözüyle benim bu güzel günümü, düğünümü görmesin mi? He. Görsün, görsün tabii de nikahtan önce halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Neymiş ki o? Ana, baba. Biz Bella ile oturduk, konuştuk ve bir karar aldık. Hayırdır inşallah. İnşallah. Daha doğrusu ben bir karar aldım. Ameliyat olacağım. Ne? Eğer yürümek için %50 bile bir şansım varsa... ...bunu değerlendirmek istiyorum. Anneciğim peki ya olmazsa? Yani ya ayağa kalkamazsan o zaman ne olacak? O zaman ben kocamın yanında olacağım. Ömrümün sonuna kadar ona destek olacağım. Bu yüzden sizden rica ediyorum. Ben o ameliyatı olmadan lütfen nikahınızı kıymayın. Ya Hazar annem ya sen de yani. Ya ameliyatla nikah aynı şey midir? Ne olacak ki ya nikah dedim 5 dakikalık şeydir değil mi ağam? Ana ben bu şekilde o salondan girmek istemiyorum. Lütfen anla beni. Tamam benim oğlum tamam senin işin bu kadar mühimse kıymayız. 2-3 ay daha bekleriz ne olur ki ne? Dertlenme sen Asiye'm. Bak. Benim oğlum. Ya benim esas korktuğum şey ne biliyor musun? Baba. Ben senin korkunu biliyorum. Lakin benim en büyük korkum çocuğum dünyaya geldiğinde ona yetememek. Onunla yeteri kadar ilgilenememek. Bu yüzden lütfen bana saygı duyun. Sen benim Bella gelinim. Sen ne yapıyorsun? Böyle kocan destekliyor mu bu konuda? O neye karar verirse versin babacığım. Ben kocamın yanındayım. Bu konuda en doğrusunu Hazar bilir. Ne diyek o zaman? Ne diyek ne? Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Aşkım sen şimdi uşursun öyle. Dur ben üstünü örteyim. Ay anne dur. Hele senin başın öyle rahat değildir. Kaldır anneciğim şunu da bir koyalım. Of şimdi ne olmuş? Abicim eğer heyecanlıysan ben hemen hemşireyi çağırayım sana bir sakinleştirici yapsın. Hazarın değil ama hepinizin sakinleştiriciye ihtiyacı olduğu kesin. Bir rahat bırakın çocuğu. Sağ ol baba ya. Ben gayet rahatım. Lütfen siz de biraz rahat olur musunuz? Asiye çekil şu çocuğun üstünden. Sünnetinde de böyle yaptıydın. Gaz katı kesildiydi de sünnetçi işini doğru dürüst yapamadıydı. Aslında endişe edilecek hiçbir şey yok Hazar ağam.
Ben bu operasyonu belgeselde izlemiştim. Seni önce 18 derecelik buz gibi ameliyathaneye alıyorlar. Ameliyat yatağına bir güzel yatırdıktan sonra vücudunu belinden dizlerine kadar neşterle bir güzel yarıyorlar. Sonra içerideki kasları ve sinirleri teker teker dışarıya çıkartıyorlar. Tabii onlar kopmuş. Sıra geliyor onarım aşamasına. Elektrik tellerini birbirlerine bağlar gibi bütün o sinirleri, kasları birbirine bağlıyorlar. Tabii sen bu sırada mışıl mışıl uyuyorsun. Ama eğer kim narkozun az gelmişse vücuduna yapılan her şeyi teker teker hissediyorsun. Haykırmak istiyorsun ama haykıramıyorsun. Sesini duyurmak istiyorsun ama duyuramıyorsun. Kız yeter da yeter o. Allah'ım yarabbim, kızım sen neyin kafasını yaşıyorsun Allah sen ya. Nasıl ama, çok güzel değil mi? İsmet. Müsaade vardır. Hoş geldiniz Mehdi Berhan'a, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın Gökhan. Hayırdır? Sizin ne işiniz vardır ha buraya? Hadi Gökhan'ı anlıyorum, kardeşi dur da. Siz ne etmeye geldiniz? Eks bozoklar. Hazar oğlumuzu ziyarete geldik. Allah Allah, Hazar nereden sizin oğlunuz oluymuş? Ben doğurdum onu bir kere, ben. Asiye. Uzatma. Yani Hazar'da senin olduğu kadar bizim de emeğimiz vardır. Yani oğlumuza biz moral vermeye geldik yine. Asiye. Burada nefes alacak hava kalmadı, biliyor musun? Dışarı çıkıp biraz hava alak. De haydi hepimiz. Abi, nasılsın? İyi misin? Bu halde nasıl olursa öyleyim de Gökhan'ım. Ben sana inanıyorum abi. O ameliyattan var ya, o ameliyattan. Safa sağlam çıkacaksın. İnşallah kardeşim. Hazar evladım, aç mısın? Ana hem de nasıl aç? Ya biliyordum zaten ben. O hayırsız anan seni aç bırakmıştır. Bak çocukluğunda da çok severdin. Sana sucuk ekmek yaptım. Ya Ayşe'nin ne yapıyorsun Allah aşkına? Hazar ameliyete girecek. Hiçbir şey yememesi lazım. Öyle mi? Ah yavrum, sen kimlerin eline düşmüşsün kurban olam. Ama sen ameliyattan sağ salim çık. Ben sana kendi ellerimle yapacağım sucuk ekmeği, tamam mı? Olur ana, olur. Oğlum. O canım benim. Bak ananla babanla aramızda ne geçerse geçsin. Sen benim o bebekken altını bezlediğim, leğende sırtın böyle keseleye keseleye yıkadığım oğlumsun ya. Bak bu hiçbir şey değiştirmez, biliyorsun değil mi? Hastamız hazırsa ameliyathaneye alabiliriz. Hazırım. Gidebiliriz. Oğlum, bak biz ameliyata kalamıyoruz. Şimdi kalırsak anan gerginlik neyin çıkartır, tamam mı? Sen sağ salim çık ameliyattan. Biz yine geliriz. Tamam anneciğim, sağ ol. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Yanındayız, tamam mı? Bak hepimiz buradayız. Korkma, her şey çok güzel olacak. Kız yeni gelin, sen benim uşağımı çocuk mu belladın? Neden korkacakmış ki o, değil mi anne? Yavrum, halan kurban olsunsa önce Allah'a sonra da hekimlerime emanetsin. Sapa sağlam geleceksin inşallah. Herhalde yani. Benim abim uyuyacak, uyanacak, sonra hemen iyileşecek.
Kendinizi kötüsüne de alıştırsanız iyi edersiniz. Hiçbir şey belli değil. O ne demekmiş öyle? Çıkar aklından böyle ihtimalleri. İyi düşün, iyi olsun. İyi olacak. Keçi çobanı, ben bile çok umutluyum be. Her şey çok güzel olacak yavrum. Hadi benim aslan oğlum. Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel inşallah. De haydi. Aşkım, ben seni çok seviyorum. Bebeğimizle birlikte seni burada bekliyor hocam, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Hepinizi çok seviyorum. Belki ben erimiş uçmuş kurumuş kar tanesi olmuşum. Doğmuşum da dert dünyaya yük körpü ziyan. Bir bakın burada çok olur benim gibilerden ki biz göremeyiz hiç güneşi. Ameliyatı nasıl geçti? Hazar nasıl? Oğlum yürüyebilecek mi benim doktorum? Sakin olun. Biz elimizden geleni yaptık. Ameliyatta herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
çok şükür. Yani Hazar ayağa kalkabilecek mi diyorsunuz? Hayır. Sadece ameliyat esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık diyorum. Yani ayağa kalkmasında bir mani yok diyorsunuz. Şimdilik bekleyeceğiz. Operasyon esnasında çok güçlü ilaçlar verdik. Önümüzdeki birkaç gün bacağında hala uyuşukluk hissedecektir. Peki bu uyuşukluk ne zaman geçecek ya doktor bey? 3 gün içinde normal seyrine döner diye tahmin ediyoruz. Hazar Bey'in iyileşip iyileşmediği ancak o zaman belli olur. Hadi inşallah. İnşallah. Hayırlısı. Bakalım. Yani yine bekleyeceğiz, yine bekleyeceğiz. Ne yapak benim oğlum? Bu kadar vakit bekledik. Biraz daha bekleyek. Ne yapak? Valla geldi. Geldi, aha geldi. Aşkım. Sı. Hazar annem. Ne diyor? Şampiyon pene. Hazar ağanın beynini aldılar, ne yaptılar? Anlaşılan hala narkozun etkisinde. Bir dakika. Sarı! Lacivert! Sarı! Lacivert! Şampiyon! Pene! Tamam canım, tamam. Bunun bir şey yok. Durup gibi, türbe gibi, türbe. Kapalı uyuma takımında sahip çık. Hazar anne. Ya Hazar kim ya? Hazar sensin ya uşağım. Adını bilmiyor musun sen? Ben daha yeni doğdum. Nereden bileceğim adamı? Anam bunun devreleri hep den yanmış. Beni çekemeyen varsa anten taksın. Hatalıysam aramızda kalsın. Hazar ne diyorsun Allah aşkına? Evlat fazla bızı bızı yapma. Baba yorruk olur. Yenge duyun mu sana diyor. Yok, o gene kamyon şoförüne bağladı. Çocukluğundan beri o bir kamyon şoförü olmak istiyordu ya. İşte o kamyon şoförü. Kamyon çeker 5-10 ton. Benim gönlüm çeker Paris Hilton. Paris'te Edibelo gidip yolak mı? Ya ya buna ne içirdiler böyle? Keşke bana da içirsiler. Baksanıza ne biçim neler söylüyor. Senin kafan hep iyi Kamelyalı Hanım. Sen de narkoza ne hacet ki? Maşallah bana maşallah. Biz en iyisi hastamızı odasına alalım. Kendisi birazdan ayılmış olur. De haydi götürün de bir an evvel ayılsın. De haydi. Aşık sen Bursa'da, şoför sen Moskova'da. Ya bunun ayakları yürüsün diye ameliyat ettiler. Ayakları değil, kafası yürüdü çocuğun. De haydi. Gidelim kapıda bekleyelim şimdi de. Zaman durdu Sancım. Dakikalar geçmek bilmiyor Allah'ıma. Al benden de o kadar dünürüm. En son Bella'nın doğumunda bu kadar sabırsızlanmıştım. Ah güzel Allah'ım. Sen oğlum sağlığına kavuştur ya Rabbim. Ha şuradan 2 ayağının üzerinde yürüyüp çıktığını göreyim. Senden başka bir şey istemiyorum Allah'ım. Emin misin Asiye? Bak bu lafını sonra hatırlatırım sana ama. Ben sağlık saat açısından öyle dedim ağam. Ha ondan. Kamil amca, ne oldu? Ses sonuçları çıktı mı? Abim yürüyebilecek mi? Kızım dur bir sakin ol, bir nefes al hele. Ya baba bak, kötü bir şey varsa söyle. Ben sana ne dedim, geç kaldık işte. Ya test yapılırken yanında olmalıydım. Şirinim, doktor daha gelmedi. Biz de bekliyoruz burada. Bak gördün mü? Boşuna beni yolda uçutturdun. Allah'ıma kurarıma ceza gelirse sana ödeteceğim. Öderim. Abim için bütün cezalara katlanırım ben. Ulan ne cezası, ne ödemesi? Allah Allah. Nerede şimdi? Odada mı? İçeride. Bella da yanında. Ben bir göreyim. Dur bir kızım, dur. Bağırttırma beni buralarda. Bırak ikisi birazcık yalnız kalsınlar. Zaten sabahtan beri heyecandan geberiyorlar. Şu doktor gelmeden belki konuşacak hususi meseleleri vardır. Hadi. Ya nerede kaldı bu doktor ya? Gelecekse gelsin bir an önce. Allah Allah. Karıcığım. Ben sana bir şey söylemek istiyorum.
Ne oldu? Doktor geldiğinde her türlü duruma hazırlıklı olmalısın. Ya Hazar lütfen böyle karasal karasal konuşma. Aşkım, birincisi o karasal değil, karamsarlık. İkincisi ben karamsar değilim. Yani gerçekleri söylüyorum sana. İki bacağımı da hala hissetmiyorum. Emin misin? Eminim Bella. Olsun, olsun. Şimdiden moralini bozma, tamam mı? Bak demek ki hala ilaçların etkisi geçmedi. Bilmiyorum Bella. Doktor geldiğinde en kötüsüne hazırlıklı olsan iyi edersin. Neyse ben şimdi şu doktora bakıp geleyim, tamam mı? Geliyorum. Geliyorum. Bella kızım, ne oldu? Yenge, abime bir şey mi oldu? Yok. Aa kızım. Yavrum, kızım ne oldu bakayım? Gel bakayım yavrum, sen diyorsun, bak bakayım. Ne oldu bakayım? Kızım, söyle bakayım canım. Afiyet ol. Gel tatlım, gel canım, otur şuraya. Gel bir tane, gel. Bella, Bella. Benim ciğerim. Kim üzmüş bakalım benim gelinimi de hele. Tamam canım, açılın şöyle, hele de kız bir nefes alsın. Annem, al annem sen. Al şundan bir yudum iç, hadi benim güzelim, hadi benim canım. Ağlama annem, ağlama. Bak sağda karnındaki bebeğe de yazık değil mi? De bakayım hele, ne oldu? Hazar bacaklarını hissetmiyor. Doktor ilaçların etkisi 3 gün içinde geçer demişti ama hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Baba, ben çok korkuyorum. Hazar bir daha hiç üremezse, o zaman hiç umudu kalmaz, mahvolur. Bella, sen böyle edersen Hazar ne etsin ki ne? Bak biz bir aileyiz. Netice ne olursa olsun bizim metin olmamız lazım gerek. Baban doğru söylüyor kızım. Bak biz dik duracağız ki Hazar bir an önce iyileşsin, kendini toparlasın, tamam mı? He. Ya sonuçlar çıkmıştı. Sanki abim bir daha yürümeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Bir durun daha. Bak hiçbir şey belli değil yengeciğim. Hakikaten bak Gülüm çok haklı söylüyor. Hele bir doktoru çağırarak mı biz ne yapak ya? Sonuçları bir ondan öğrenek, ona göre bakarız. Tamam tamam. Ben şimdi gittim çağırayım. Beraber gidelim. Beraber. Gel bakalım. Gel. Bella dur. Gitme. Yürüyorum karıcığım. Yürüyorum. Ah,
Açılın bir, açılın, açılın. Çekiliş çocuğun üstünden. Ya devireceksiniz. Allah Allah ya, bir şey sakatlık çıkacak şimdi. Gel oğlum, gel. Geç otur bakalım şuraya. Geç, geç, geç. Geç, geç, yavaş, geç. Yavaş, ya, yürüyor, yavaş. Hakikaten yürüyor. Aman yavaş. Ya evladım, sen ameliyattan yeni çıktın. Niye tek başına yapıyorsun bu işi ya? Gördünüz mü? Azar yürüyor. Yürüyor. Hazar oğlum, sen kimden izin aldın ya kalkıyorsun? Ameliyattan yeni çıktın. Allah Allah. Aman abim ya, sen bunu bilmez misin? Bu 7 aylık olmuştur ya. Aşkım ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum karışım. Neden bu kadar çok seviniyorum biliyor musun? Çocuğumuzu artık ayakta karşılayabileceğim. Hadi miniğimiz de olsun da babası onunla doya doya top oynasın. Karıcığım, hadi yürüyüş zamanı. Babanı duydu mu kızım? Yürüyüş zamanıymış. Ya aşkım, bu kız var ya, sana benden daha çok aşık biliyor musun? Çünkü ne zaman sesini duysa böyle içeride dört dönüyor. Benim canım kızım, ben sana daha çok aşığım. Oho, babacığım şimdiden çatıya atıldı desene. Yok karıcığım, biz senin pabucunu çatıya değil, dama atacağız. Aa, demek öyle ha? Demek öyle. Benden çok mu seveceksin onu? Ya karıcığım, olur mu hiç öyle şey? Senin yerin apayrı. Bak bak, yine tekmeledi. Hoşuna gitmedi hanımefendinin. Yok yok canım kızım, sen kızma hiç ya. Ben annen küsmesin diye öyle dedim. Yoksa kimsecikler senin yerini alabilir mi hiç? Hazar. Aa, yeter ama ya. Şimdiden ikinizin arasında kaldım. Anlaşılan ömrüm boyunca iki kadın arasında kalarak yaşayacağım. Ay yok aşkım. Ben de kızım da seni çok seveceğiz. Hep çok seveceğiz. Seni hiç üzmeyeceğiz, tamam mı? Aşkım sen beni hiç üzmezsin ki. Hadi. Hadi şimdi biraz yürüyelim, açılalım. Tamam. Hadi gidelim. Gel bakalım. Oh, tekme diyor. Yine. Bak tekrar. Bence Hazal olmalı. Hem Hazar'a uygun, hem fonetik olarak güzel. Fonetik anlamam ben, benim dedim. Gülsüm olsun, anamın adını olsunlar. İyi de dönürüm. Öyle aile büyüklerinin isimlerini verme devri geçti artık. Gençler daha modern, daha çağdaş isimler istiyorlar. Öyle mi diyorsun? Peki, o zaman Asena olsun. Hem Asena bak, babaannesinin adıyla da uyumlu. Hmm. Asiye, Asena ha? Zekice. O zaman anneannesinin ismine uygun olsun. Onun için Kamile koysunlar, ne dersin? Tamam dedim, tamam vazgeçtim. Ya insana ağız tadıyla böyle bir hayal dahi kurdurtmuyorsun ya. Yazıklar. Babalarım, muhabbetiniz bol olsun. Ne konuşuyorsunuz öyle? Eyvallah. Ne konuşacak benim oğlum? Kendi çapımızda hayal kuruyoruz işte. Doğmamış çocuğunuza don biçiyoruz. Aman babacığım, sakın lütfen. Biz zaten bir sürü don aldık kızımıza. Biçmeyin. Yok kızım, yok benim ciğerim o manada değil. Yani doğmamış çocuğunuza isim koymaya çalışıyoruz kendi aramızda. Tabii ki babacığım, siz fikrinizi söylersiniz ama son söz belli hanım. Bak benim oğlum. Biz böyle birkaç tane isim seçerik, size derik. Siz de onların arasından beğendiğinizi korusunuz. Ne? Ha, illa sizin istediklerinizden birini koyacağım, öyle mi? Ben bir ismi bulamam. Yok kızım, öyle bir şey demedik.
O anlama gelen hiçbir şey söylemedik. Sen niye alınganlık gösteriyorsun ki? Ya biz fikrimizi söyleriz. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Çok sağ ol baba. Bu hamilelik denilen benim yeni gelinimi de değiştirdi Allah'ıma. Şuna bak. Hayatında ilk defa trip atıyor ha. Yok babacığım, ben aslında trip atmak için demedim bunu. At benim kızım, at. Trip atmak senin hakkın. Sen naz yap, biz de çekeriz. Babacığım, benim aşkım arada böyle trip atıyor ama neyse ki çabuk geçiyor. Biz şimdi yürüyüş yapacağız. Gelmek isterseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Yok yok, biz burada dünürümle gayet iyiyiz. Kendi çapımızı hayal kuruyoruz işte. Size hadi iyi yürüyüşler. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle, güle güle. Oh. İşte yine yalnızlık. Dünürüm, senin keyfini kaçırmak istemem ama bir şey soracağım sana. Kaçırma o zaman benim dünürüm. Bak ağız da değil lan, hayal kuruyoruz şurada. Yine çok merak ediyorum ama. Ben senin neyi merak ettiğini biliyorum benim dünürüm. Neyi? Sen Ayşe ile Möhteber'i merak ediyorsun değil mi? Yok. Yani aslında Möhteber Hanım'ı merak etmiyorum. Onun seçimi kaybettikten sonra memlekete gittiğini biliyorum ama... Ayşe Hanım'ı gerçekten çok merak ediyorum. Hiç fikriniz yok mu? Ne yapar, ne eder? Ya benim niye fikrim olsun ki ne? El alemin karısında. Ha! Ayşe Hanım biriyle mi evlenmiş? Yok canım, yok lafın gelişi. Ya ben artık evli değilim. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Sen kendi karınla ilgilen. Camilla'nın ilgilenecek bir şey yok ki. Yarın sabah İstanbul'dan geliyor. Abo! Bak gördün mü? Her güzel şeyin bir sonu var işte. Yazık, yazık. Bir aşk olsun dünürüm ya. Kadın kızını, torunu merak ediyor. Kızı hamile ya. Böyle bir zamanda onun yanında olmak istiyor. En doğal hakkı. Aman olsun, bir şey demedik. Gelsin o zaman. Gelsin de kızıyla, torunuyla ilgilensin. Hakkı tabii canım. Ama dadım da açtı. Aşk olsun.